Herkese merhabalar, Metmen kanalına hoş geldiniz. Ben Şarjan sevgili arkadaşlar. Bugün prizmaların son videosuyla karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar, katı cisimler tekrar videosunu öne aldım. Çünkü prizmaların bu kısmını size göstermem gerekiyor. Hacim ve yüzey alanı iki video sürdü. O yüzden bu uzunluk bulma kısmını da ayrıca tekrar videosunu öne alarak size göstermek istedim. Şimdi sevgili arkadaşlar, temel olarak bilmeniz gereken bir şey var. Bizim burada gördüğünüz üzere iki tane kitabımız var. Bakın biri etkili geometri kitabı, diğeri de etkili matematik kitabı. Bu iki kitap Bakın şöyle birbirini üst üste koyduğum zaman bu iki düzlem bakın bu ikisinin oluşu düzlem birbirlerine dik oldu sevgili arkadaşlar. Şimdi bu iki dik düzlem üzerindeki herhangi bir doğru çizdiğimde ben üzerlerine yani örnek veriyorum bu kitabın burasına böyle bir yana doğru bir doğru çizdim. Bunun da üstünden bu tarafa doğru böyle bir doğru çizdim efendim. Hiç fark etmez. İster yan olsun ister yamuk olsun. iki düzlem birbirine dikse bu iki düzlemden nasıl olursa olsun çizilen iki doğru da yine her şekilde birbirine diktir sevgili arkadaşlar. Bunu anlamanız gerekiyor. Bunu anlamak oldukça zor oluyor birçokları açısından. Yani biz istediğimiz gibi çizelim. Bu iki diklem düzlem dik kesişiyorsa üzerindeki doğrular da buradan geldi mesela böylemesine çizdim. Buradan böylemesine çizdim. İki düzlem birbirine dikse üzerindeki doğrular da birbirine diktir. Temel olarak bunun üzerine ve katı cisimlerde cisim köşegeni üzerinde duracağız arkadaşlar buradaki videoda. Özellikle anlaşılması zor olduğu için bunu videonun başında gösterdim. Şimdi sorularda tek tek anlatacağım. Hadi gelin şimdi videomuza başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar biz zaten tüm kamp boyunca gördüğümüz şey şu. Eğer anlam veremediğimiz bir uzunluk varsa bu uzunluğu dik üçgenin içerisinde oturtmamız gerekiyor. Şimdi ilk olarak burada mesela bir tane küp görüyoruz. Küpün üzerinde bakın arkadaşlar küpün yüzeyleri birbirine diktir. Mesela buradan gelip şöyle bir tane doğru çektiğim zaman bu köşegen. Bir de gelip buradan böyle bir tane doğru çektiğim zaman arkadaşlar. Bu ikisi, bu ikisi şimdi hiç öyle görünmese de birbirlerine dik oluyor sevgili arkadaşlar. Bu ikisi birbirlerine dik oluyor. Çünkü neden? Biri yan yüzeyde, biri de buradaki yüzeyde. O yüzden bu ikisi arkadaşlar birbirlerine bu şekilde dik olmuş oluyor. Yani öyle görünmese bile. Yani üç boyutlu şekilde böyle olmuş oluyor. bir çünkü dikine inen bir şey, bir yana doğru giden bir şey. Bu ikisinin kesiştiği yerlerde birbirlerine dik olmaları gerekir. Bakın bu oldukça önemli bir şey. Mesela ne demek istiyorum? Örnek veriyorum Geldi birisi şunu çizdi şöyle şurayı çizdi mesela burayı böyle çizdi. Biri de geldi şuradan şöyle çizdi. Bakın arkadaşlar bu ikisi birbirine böyle dikti. Çünkü neden? Bu zemin ve bu zemin birbirine dik. Bakın buradaki düzlemle buradaki düzlem birbirine dik olduğu için burada çizilen doğrular da birbirlerine dik olmuş oluyor. Bunu öncelikle anlamanız gerekiyor. Şimdi mesela bize geldi tuhaf bir uzunluk verdi. Tuhaf bir uzunluk verdi. Ne gibi mesela örnek veriyorum şöyle gösterelim. Ee, şöyle bir tane uzunluk verdi şu. Bakın arkadaşlar şuradan şuraya doğru gelmiş. Şimdi şuraya gelsin. Buradan buraya doğru gelsin. Şimdi ben bu uzunluğu bulmak istiyorum. Şimdi bu uzunluğu nasıl bulacağım sevgili arkadaşlar? Bunu bir dik üçgen oturtarak bulmam gerekiyor. Bakın dik üçgen oturtmak istediğimizden bakın. Öncelikle buradan şöyle bir tane dikme indiriyorum. Şöyle bir tane dikme indiriyorum buradan. Bakın şurayla da şurayı birleştiriyorum. Bakın sevgili arkadaşlar burada bu mavi uzunluk bir dikmeye oturdu. Mesela örnek veriyorum şurası 6 olsun. Şurasının uzunluğu da yine 6 oldu. Mesela burada 8 olsun. Şuraya 2 eş parça ayırsın. Burası ne oldu? 4 oldu. Burası da 4 oldu. Mesela arkadaşlar şunun uzunluğu da 3 olsun. Bakın burası da 3 oldu. Şimdi bakın buraya dikkatli izleyin. Ben buranın uzunluğu 6 buldum. Bakın şurayı bulacağım. Bakın arkadaşlar bu köşesi de dik üçgen. Çünkü neden? Orası da bir karenin dikliği. 3, 4, 5 oldu. O zaman bir kenarı 5 bir kenara 6 olan bir uzunluğu bulmuş oluyorum arkadaşlar sizler için. O yüzden bundan sonra ben bunu bir dik üçgen oturduktan sonra çat diye yapıştırıp geçerim sevgili arkadaşlar. Şimdi burada bilmeniz gereken başka şeyler de var. Yani bunu bir konu anlatımı olarak göstermiyorum. Yani sadece sistematik anlatacağım. Şimdi sorularını çözeceğim arkadaşlar bunlarla ilgili. Diğer bilmeniz gereken önemli bir şey de arkadaşlar. Bizim cisim köşegenimiz. Yani bir köşeden bir köşeye şöyle yani bu alt köşeden üst köşeye doğru giden cismin içinden geçen bu köşegen. Şimdi sevgili arkadaşlar bu köşegenin uzunluğunu şöyle buluyoruz. Mesela elimizde eğer bir küp varsa yani A, A, A kenarlı küp varsa arkadaşlar burada şuradaki uzunluk A kök 3 diye söyleyebiliriz. Ama nereden geliyor bu durum? Şuradan geliyor sevgili arkadaşlar. Ben bunu gelip bir dik üçgen oturtmaya çalıştığım zaman bakın buraya oturttuğumuz zaman burası A. Şurası da şöyle. Bakın arkadaşlar zaten burası A. Şurası da 90 derece. Bakın burada A kare, A kare. Yani burası ne oldu? A kök 2 olur arkadaşlar. Şuradan geçen köşegen. O zaman bakın burası da dikti di birbirine. A kök 2, A. O yüzden bunların da buradaki hipotenüsü yani şurası da cisim köşegeninde A kök 3 oldu. Aslında şu oluyor yani. A kare artı A kare artı A kare. Yani 3 tane A karenin Ben geliyor arkadaşlar bu durum. Çünkü neden? Şurada... A kare artı A kare yani şu gördüğümüz A kökü dediğimiz şey kökün içinde A kare artı A kare. E bir de bu A kare var. E bunun karesini alıp bununla karesini alıp topladığın zaman yani şu gördüğünüz şey cisim köşegeni oluyor. Neden önemli burası? Çünkü elimizde mesela bir tane böyle dikdörtgen prizması varsa kenarı A, B ve şurası da şöyle şurası da C olsun. Eğer sen bunun gelip cisim köşegenini şuradan şuraya doğru çizersen bu gördüğünüzün uzunluğu da kökün içerisinde arkadaşlar kökün içerisinde A kare artı B kare artı C kare cisim köşegenin uzunluğu olacak. E hocam sallıyorsun galiba sen bizi dolandırıyorsun diyebilirsin. Gel bakalım öyle mi dolandırıyor muyum? Şimdi hiç tarzım değildi dolandırmak. Bakın buradan dikmeyi indirdim. Şimdi burası ne? Burası A yüksekliği. Şimdi bakın arkadaşlar şurayı da bulacağım ben. Burayı. Şimdi ben burayı bulduğum zaman ne olacak? Şurası 90 derece olduğunu biliyorum. Ama hocam hiç öyle görünmüyor. Çocuğum bak iki düzlem birbirine dik. Şöyle kameraya gireyim. İki düzlem birbirine dik. İki düzlem birbirine dikse oradan edilen doğrular da birbirine diktir yani. Yani burası buraya dikse zemine dikse o da alttaki tüm doğrular. İstersen bak şöyle çekeyim. Bu da dik. Buna. Bu da dik. Bu da dik. Hepsi dik arkadaşlar bu buradaki kısma. Şimdi ben neyi bulacağım? Cisim köşegeni bulmak istiyorum. Yani şurayı bulmak istiyorum. Doğru değil mi? O zaman benim buradaki uzunluğum A. Benim şuradaki uzunluğu da bulmam gerekiyor. Bak şu kırmızıyla gösterdiğim uzunluğu da bulmam gerekiyor. Nasıl bulacağım? Şurası B. E burası da 90 derece değil mi arkadaşlar? Dikdörtgen olduğu için. O zaman şurası ne oldu? A kare, pardon A kare diyorum. B kare artı C karenin kök içinde yazılımı oldu buranın uzunluğu. E şimdi ben büyük üçgende hipotenüsü bulacağım. E bunun karesi ve bunun karesi. O zaman ne oldu? A kare, B kare artı artı c karenin kök içine yazalım yani cisim köşegeni bu şekilde bulunuyor. Bence oldukça önemli. Çünkü mesela küpleri üst üste koyacaklar, tuhaf şekiller yapacaklar, bir yerden bir ucuna gidecekler. Siz burada tuhaf uzunluğu bir cisim köşegeniymiş gibi düşünürseniz çok rahatlıyorsunuz bu arada arkadaşlar. Baya işinize yarıyor. Ne demek istediğimi soruda göstereceğim. Mesela işte bir bir dikdörtgen prizma koyu, yanına bir tane daha koyu, yana bir tane daha koyu. Tuhaf bir uzunluk çekiyor. O tuhaf uzunluğunu mesela o tuhaf çekilen uzunluğun dikine yüksekliği yana doğru bir de bu yana doğru en boy yüksekliğini bulup bir e, prizmanın cisim köşegeniymiş gibi düşünürseniz Hemen karesini 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 alıp kök içine yazıp lap diye yapıştırıp yolunuza devam ediyorsunuz arkadaşlar. Çok 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 işinize yarıyor. Bunu böyle çözmek ve bilmek e, diyebilirim sizler için. Şimdi gelin etkili geometri kitabından. Arkadaşlar bir konu anlatım pdf'i yüklemeyeceğim. Etkili geometri kitabından güzel e, bu uzunluk bulma sorularını birlikte çözmeye çalışalım. Evet arkadaşlar ilk sorumuz bu. Buradaki soruya bakalım. d e, burada vermiş. Şekildeki dikdörtgen prizması demiş. AB 20 BC 9 KC 12 demiş. Buradaki e, cisim köşegenini Bulun demiş bize. Bulalım sevgili arkadaşlar. İsterseniz bunun karesi, bunun karesi, bunun karesinden bulabilirsiniz. Yo hocam ben böyle bulmayacağım deyip şöyle de bulabilirsiniz arkadaşlar. Hemen gösterelim. Şöyle kırmızıyı alalım. Bakın burası şöyle bir uzunluk. Burası kaç? 12. Bir de şurayı bulabilirsiniz. Bakın burası dik olacak. Bakın burada bilmediğimiz bir uzunluğu bir dik üçgenin içerisine oturtmuş olduk. Yani şuradaki uzunluğu bulacağız. Nasıl bulacağız? Burası 9. Burası 90 derece arkadaşlar şurası. 9, 20 yani 9'un karesi 81 artı 20'nin karesi 400'ün kök içinde yazılmış hali burası. Şimdi benim şimdi şurayı bulmam gerekiyor. Bakın arkadaşlar burayı bulmam gerekiyor. O zaman burada bir tane daha Pisagor yapacağım. 12'nin karesi artı şuranın karesi yani artı 81 yani 9'un karesi artı 20'nin karesi. Yine aynı yere geldik. Bunların toplamı arkadaşlar 625 çıkıyor. O zaman buradaki uzunluk da 25 oluyor sevgili arkadaşlar. Direkt yapıştırıp geçtim. Yani anlamsız bir uzunluğa anlam kattım yani bu şekilde. Şimdi bakın buralar önemli. Önemli. Bakın tuhaf bir uzunluk var ve sen bu tuhaf uzunluğu anlamlandırabilmen gerekiyor. Şekilde bir dik üçgen prizmasının açılımı ile bazı ayrıt uzunlukları santimetre cinsinden verilmiştir. Prizma şekildeki gibi kapatılıyor. KL, LC'ye eşit. Bakın KL, şurada KL, LC'ye eşitmiş. Tam ortasından. AE dik BE, AE dik BE, okey. X diyor burası da. EL X'e X kaç santimetre? Şimdi arkadaşlar tuhaf bir uzunluk var. Bir dik üçgen oturtmam gerekiyor. Şimdi öncelikle ben buradaki şekle bakıyorum. Şimdi şekle baktığım zaman benim öncelikle neyi bulmam gerekiyor? İlk olarak bu el'i bir dik üçgenin içerisine oturtmam gerekiyor. Nasıl oturtabilirim arkadaşlar? Bakın şuradan şöyle bir dikme indiririm buraya zemine. Sonra da buradan gelip şöyle indirdiğim zaman zaten bu zemine dik değil mi arkadaşlar? Bakın zemine dik olduğu için şu yuna da dik olur. O yüzden ben burada önce şu uzunluğu bulup sonra bu uzunluğu bulup çarparım. Şimdi ya da şöyle yaparım. Bakın şöyle yaparım. Buradan gelip buraya doğru şöyle bir şey indiririm. Şuradan böyle buraya indiririm. Buna tam dik olsun diye bir de gelip şuna şöyle indiririm. Bunun buna dik olmasını isterim. Şöyle dik olmasını isterim. Bu da olabilir. İkisi de bana uygun. Şimdi bakın arkadaşlar bu gördüğünüz şu mavi kısım buraya dikse şu aşağıda dik olduğunu bilmem gerekir benim. Ya da bu. Ama ben ilkini seçme taraftarıyım. Şimdi ilkini seçiyorum arkadaşlar. Şimdi bir kere öncelikle ben buradaki uzunlukları anlamlandırabilmem gerekiyor ilk olarak. Şimdi geldim şuraya şuradan şöyle bir tane şöyle bir dikme indirdim şöyle bir de buradan şöyle bir şey indirdim. Bir kere arkadaşlar şöyle geriye doğru gelelim. Şimdi ben bunu kapatılmamış haline bak Açılmış haline bakalım. 6 8 burası 10. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın 90'ın karşısı burada da 10 olacak gördüğünüz üzere. O zaman şuradaki uzunluk 10, buradaki uzunluk 6,4. Yani siz bunu kapattığınız zaman bunun şu yataydaki BC uzunluğu var ya burası 6,4 oluyor. Arkadaşlar aynı zamanda bakın ben buraya da mesela K diyeyim. K demeyim de. H diyeyim. Bakın HL uzunluğu da 6,4 olacak. E hocam nasıl 6,4 oluyor HL uzunluğu? Bak biraz perspektif. Çünkü sen şu an böyle yan bakıyorsun ya. Aslında HL uzunluğu BC'nin aynısı. Yani o alttaki dikdörtgen. Bakın şu. Mesela BC şurasıysa. BC burasıysa. HL de tam bunun ortasından çıkıp karşıya giden şey arkadaşlar. Bizim burada HL dediğimiz şeydi. O yüzden burada 6,4. Yani şuradaki alttaki kenar 6,4. Peki ben dikey uzunluğu bulacağım. E hocam bunu nasıl bulacağım? E çocuğum bu dikey uzunluk zaten bu üçgenin şuradaki üçgenin dikliği. Buradaki üçgenin dikliği. Şimdi bu üçgenin dikliğini nasıl bulacağım? E bir taraf 6 bir taraf 8. E buranın tamamı kaç? 10. Şimdi nasıl bulacağım dikliği? Bunlar alanlar eşit ya bakın arkadaşlar. 6 çarpı 8 bölü 2 alanı veriyor değil mi? Aynı zamanda taban 10. Yükseklikte h bilmiyorum. Haş bölü 2 de alanı vermesi gerekiyor. O zaman ben bunu buna sadeleştirdim. Şunu 10'a böldüm. H'miz ne oldu? Burası 48. 48 bölü 10. 4,8. Yani şurası 4,8 oldu. Şimdi burası 4,8. Burası 6,4. E ben EL'yi bulmak istiyorum. Hemen şöyle düşüneceğim. Bu ne? Bu ne? 1,6'nın 4 katı. Bu ne? 1,6'nın 3 katı. O zaman bu ne? 1,6'nın 5 katı. Yani 16'nın 5 katı 80. Yani burası 8 oluyor. Yani kaç e, santimetre olur? 8 santimetre olur sevgili arkadaşlar. Bu şekilde olayları halletmiş oluruz. Gördüğünüz üzere bir dik üçgene oturtturarak çözdüm soruyu. Şimdi devam edelim. Gelelim buraya. Diyor ki şekildeki bir ayrıtı 4 santim olan küp özdeş 4 tane dik prizmaya ayrılıyor. Bu prizmalar aşağıdaki gibi birleştiriliyor. Buna göre AB uzunluğu nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar AB uzunluğu abidik gubidik bir uzunluk. Ama bu abidik gubidik uzunluğu anlamlı bir şekilde getirebiliriz. Şimdi bu tuhaf şekil yani 3 boyutlu bakmanız gerekiyor. Aşağı köşeden yukarıya doğru gitmiş. Yani bu 3 boyutlu baktığınız zaman aslında bu bir prizmanın cisim köşegeni gibi düşünebilirsiniz. Bakın bu çok zekice bir düşünce. Bence bunu yaparsanız olay çözülür. Bakın ne demek istiyor? Önceki şu uzunlukları bulalım. Şimdi bir ayrıca 4 santim olan e, küpmüş. O zaman buraları 2, 2, 2, şurası 4, 4, 2, 2, 2 diye böyle ayrılacak. Buralarda 4 olacak yükseklikler. Şimdi gelin bakalım. Bakın AB'yi anlamlı bir noktaya getireceğim. Bakın çok dikkatli izleyin arkadaşlar. AB dediğimiz şey şöyle bir şeyin cisim köşegeni yapıyorum. Bakın buradan böyle devam ettiriyorum. Şuradan da şunu şöyle devam ediyorum. Şöyle. Şöyle yani şöyle yapayım. Bakın öncelikle şöyle, şunu da hatta şöyle kısmi yapayım ki şuraları sileyim iyice. Sildim buraları. Bakın arkadaşlar ilk olarak şunu şöyle çizdim. Bakın Alt tarafı bu olan Yüksekliği şimdi dikkatli izleyin. Yüksekli de şu olan bakın çiziyorum. Şöyle. Şöyle çizdim. Şunu da silelim. Burayı da silelim. Burayla da işimiz yok. Bakın bu, bu cisim bakın burası en boy ve yükseklik olan bir prizmanın cisim köşegeni gibi düşünüyorum. Bakın devam ediyorum. Devam ediyorum. Tarzıma devam ettiriyorum. Buradan böyle çizdim ya. Sonra şuradan şuradan da şöyle bir tane yukarı doğru çiziyorum. Buradan bir tane şöyle yukarı doğru çiziyorum. Bakın devam ediyorum. Buradan şöyle çiziyorum bir tane. Şöyle. Şuradan şöyle çiziyorum. Bakın hani şekil oluşuyor giderek fark ediyor musunuz? Buradan böyle çizdim. Şu alttan şöyle çiziyorum. Buna paralel. Şöyle. Şundan şöyle çiziyorum bir tane. Şöylemesine. Şöyle şekil oluşsun diye arkadaşlar. Ben de şöyle size göstermek istiyorum. Bakın şekil bu oldu. Şuradan da bir tane şunu çizersem oluşacak herhalde kafanızda. Buradan bunu çiziyorum. Bakın arkadaşlar yavaş yavaş oluşması gerekiyor artık. Şuradan şunu çizdim. Buradan da bakın devam ediyorum. Şöyle. 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 Bir de böyle. Böyle bir şeyin yani böyle bir e, yani anlatmaya çalıştığım şey yani yani böyle bir şeyin cisim köşe köşegeniymiş gibi düşünüyorum ben bu AB'yi. Ya işim çok kolaylaşıyor. Çünkü neden? Eni, boyu, yüksekliği bulup bunların karelerini kök için alırsam AB'yi her türlü bulurum. Ya kralı gelse fark etmez ya. Her türlü çözerim arkadaşlar. Bak izleyin şimdi. Şimdi buradaki şunları sadece gereksiz görün diye çizdim. Bakın ben burada en boy yüksekliği bulacağım. Bak izle şimdi. Şurası kaç? 4. Peki buradaki şu uzunluk kaç? Şunun aynısı. Burası ne arkadaşlar? 4. 2 şurası da. Şurası da 2 olacak. Neden? Çünkü şurası 2 ya. Buranın tamamı da 4. O zaman buraya da 2 kalıyor. 2. Yani bunun şu eni 6 oldu. Bakın yazıyorum 6. Şimdi geldim boyuna. Boyuna bakıyorum. Bakın şurası kaç? 2. O zaman burada 2. Şuraya kaç? 4. O zaman burada 4. Burada kaç? 2. O zaman buranın tamamı kaç oldu? Şuranın tamamı. Şöyle 6 değil. Buranın tamamı kaç oldu? Şöyle tamamı. 8 oldu. Güzel. 6, 8. Şimdi geldik buraya. E bu yükseklik ne kadar? E bu yükseklik 4 arkadaşlar. Ben biliyorum zaten. O zaman 6'nın, 8'in ve 4'ün yani en boy ve yüksekliği bu olan bir Prizmanın cisim köşegenini bulmak istiyorum. E başlayayım arkadaş. 6'nın karesi 36. 8'in karesi 64. 16'nın karesi, şey 4'ün karesi 16. E bunun kök içine yazdığım zaman ben buradaki uzunluğu çat diye bulmuş olurum. İstediği uzunluğu bana versin. Ben bir bunu prizmanın cisim köşegeni gibi hayal edersem olaylar çözülür arkadaşlar. 3 boyutlu düşünmem gerekiyor. Başlıyorum 100, 116. Kök 116. O da arkadaşlar 4 kök 4 çarpı 29. 2 kök 29 oluyor. Çat olayları halletmiş oluyorum arkadaşlar. Buradaki soru tipinde. Şimdi devam edelim. Bir tane arkadaşlar şöyle bir tane sorumuz var. Diyor ki bize burada. Şekildeki dikdörtgen prizmasında BF cisim köşegeni, BF cisim köşegeni DE 12, EC 9, HE 12 demiş. HE de 12'ymiş. Şurası da 12'ymiş. Tamam. BE ve AF köşegenlerinden geçen düzlemden kesit alınırsa diyor. Bakın arkadaşlar. BE'den ve AF'den kesit alındı. Yani şöyle düşünün. Şöyle yapayım. Bakın burası kesildi şöyle yani bıçakla şöyle kestim. Diyor ki bu kesit alınan yerin kesit alanı nedir? Yani buradaki şurada bir tane dikdörtgen oluşacak. Yani sen bir şey böyle kestin zaman dikdörtgen oluşacak. Bu dikdörtgenin alanını bana soruyor. E tamam ben bulurum alanını bu dikdörtgenin. Nasıl bulacağım arkadaşlar? Bir kere öncelikle şurada benim ilk BE'nin BE köşegenimi şöyle e, pardon. Şöyle gelelim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şunları şöyle silelim. Şimdi ilk olarak BE köşegenini bulalım. Şimdi arkadaşlar bunun zaten bir kenarı 12'ymiş. E diğeri de 9'muş. E 9, 12, 15. Burası dik üçgenlerden. zaten. 9, 12, 15. Şimdi sevgili arkadaşlar şurayı da şöyle yapıyorum. Burayı da böyle yapıyorum. Şöyle. Şimdi bakın arkadaşlar burası buraya dik olacak. Neden? Çünkü bakın iki düzlem birbirine dik. Gözünüz seveyim bunu anlayın. Bakın bu düzlemle bu düzlem birbirine dik ister. Bak şimdi izle. Ne yapayım? Şöyle mi yapayım? Dur bak şu an yapamam. Şimdi şöyle ya bu ikisi. Sen bakın şöyle. Sen ister bunu böyle yap, ister böyle yap, ister böyle yap, ister böyle yap. Bu iki düzlem, bu düzlem içerisinde oynuyorsa her türlü buna dik olacak arkadaşlar. O yüzden burası buraya dik. Şimdi 9. E burada bir tane öklüt oldu. Dikten dikinmiş arkadaşlar. Şimdi burası kaç? 15 pardon. Burası kaç? 15. Şurası, e, burası 12. E, devam edelim. Şurada bir tane diklik var. O zaman burası 15 pardon. Şurası 15 ise... Beşse... Şurası 12 ise şurası 9 oldu arkadaşlar. Şimdi 9 olduğuna göre burada öklit var. O zaman şurada x dedim. O zaman 9 çarpı x bölü 9 çarpı x 12'nin karesi olacak değil mi? Yani dikmenin karesi olacak. Bakın dikten dikinmiş gördünüz mü? 12'nin karesi yani 100 katı. O zaman böldük. X'imiz buradan ne oldu? Şurası da 16 oldu. Şimdi burası 16 ise şurayı da ben bulurum. Çünkü burası ne? 12. 3'ün 4 katı. 16. 4'ün 4 katı. O zaman burası da 20. 5'in 4 katı. O zaman bir kenarı 20. Bir kenarı 15 olan bir dikdörtgen ortaya çıktı. Bakın şu zemin var ya. Şu zemini buluyorum. E 20 çarpı 15 bu dikdörtgen alanını verir. Yani 300 olur. Yani burada kesitin alanı 300 oldu sevgili arkadaşlar. Bu şekilde soruyu çözebilirsiniz. Buradaki kısımda. Şimdi gelelim buraya. Diyor ki özdeş 6 tane küp oluşturmuş şeklin alanı 216 santimetre karedir. 6 özdeş küp yay birleştirecek şekil yeni şekil oluşturmuştur. Buna göre BC bölü AB çarpı DC oranı nedir diye bize sormuş. Şimdi sevgili arkadaşlar ben buradaki yüzey alanlarını bulalım. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Arkada da 12 tane var. 24 tane yüzey alanı var burada. Şimdi 24 tane A kare bir kenara A ise 216 ise 216 24'e bölersek A karemiz 9, A'mız 3'müş. O zaman bunun bir ayrıtı 3. Şimdi gelin başlıyorum arkadaşlar. Buradaki her birini bulacağım. Şimdi AB bir kenarı 6 bir kenarı 3, diğer kenarı da 3 olan bir dikdörtgenler prizması ve kare dik prizmanın şu, şu an neyi? Cisim köşegeni AB dediğimiz şey. Şimdi o zaman başlıyorum. Ben ne yapıyordum arkadaşlar AB bulmak için? Yani 3'ün karesi artı 3'ün karesi artı 6'nın karesini kök içine yazdım. Bu birincisi. Şimdi geldim BC'ye. BC'de bir kenarı 3, bir ke 3, boyu 3 üç, yani 3'e 3. Üç. Şurası da 9 olan bir tane cisim köşegeni. köşegeni. O zaman onu da yazıyorum. Bakın arkadaşlar. 3'ün karesi artı 3'ün karesi artı 9'un karesini kök içinde yazıyorum. Şimdi devam ediyorum. CD, C'de arkadaşlar şöyle. Bir kenarı 3, bir kenarı da 3, diğer kenarı da 3. Bir küpün aslında cisim köşegeni. Yani 3'ün karesi artı, 3'ün karesi artı, 3'ün karesi. Bu da CD oluyor. Şimdi ben bunların her birini bulacağım arkadaşlar. Burası kaç oldu? 9, 9, 18 topla. Kök 54 oldu. B şey AB kök 54. Yazayım şuraya. AB'miz kök 54. Sonra BC'yi bulacağız. Bakın 9, 9, 18. Burası da ne oldu? 81 mi oldu? 81 ile 18 toplarsak 90. bölü bc'miz kök 90. bc'miz kök 90. Geldik buraya. Burası da ne oldu? 27 mi oldu? Aynen. Kök 27. Şimdi başlıyorum çözmeye arkadaşlar. Bu, bu kısmı halletmeye çalışacağız. Ee, burası kök 90 oldu. Doğru mu yaptım ya? 9'un karesi. Şurası 9. Ha burası 9 değil mi? 3, 6, 9. Evet tamam. Bir hatamız yok. Aynen. 9'un karesi 81. 81. 9'da 90, 9'da 98 ya burası. Şey, 99 pardon. Şurası 99 hata olmasın. Şimdi hemen şöyle yapalım. Şunu da 9'a bölüp bunu da 9'a bölelim arkadaşlar. Burası ne oldu? Kök 11 bölü. Şu alt tarafı 9'a böldüğüm zaman ne geldi arkadaşlar? E, 6 geldi. Yani şurası kök 6 çarpı 3 kök 3 oldu sırası. Şöyle. Şimdi ben geldim bunları da çarptım. Şimdi burası çarptığım zaman ne oldu? 3 kök 18 oldu. O da 9 kök 2 bölü kök 11 oldu. Paydada kök 2 olmaz. Kök 2 ile genişletirsem ne oldu? Kök 22 bölü 18 oluyor. Cevabımız kök 22 bölü 18 değil. Yolumuza bu şekilde devam edebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim bir sonraki sorumuza. Yine bakın bu cisim köşegeni olaylarına bir atıp yapan bir e, soru tarzıyla karşı karşıyayız. Diyor ki şekilde kare dik prizmanın açılımını görülmektedir diyor. AB kök 288 D, C de 13 olduğuna göre. Yukarıda 3 tane kare dik prizma şekilde birleşiyor. EF nedir diye bize sormuş. Tamam ben bunu çözeceğim. Bakın nasıl çözeceğim? Hemen göstereyim. Öncelikle AB kök 288. Şimdi sevgili arkadaşlar burada diyor ki kare dik prizmanın açılımını vermiş. Burada kare dik prizmanın açılımını vermiş. Ee, heh, üç tanesini vermiş. Evet. Kare dik prizmamız da bu. Şimdi sevgili arkadaşlar benim kare dik prizmamda şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit olmak durumda. Çünkü ikisi de bakın ikisi de şurası. Bakın biri bura. Diğeri de bura. Bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Yani ben buraya AA dersem yani burada burayı nasıl bulacağım? Aslında burası a kök 2 olur aslında. Ben bunu biliyorum. 90 derece a kök 2 olur. İki kenar aynıysa a kök 2 olur. E bu neymiş? a kök 2 eşittir. Kök 288'miş. Kök 2'ye böl. Kök 2'ye böl. A'mız ne? Kök 144. O zaman A'mız ne oldu burada? 12. 12 oldu. Bunu buldum. Şimdi geldim buraya. CD'ye. Bu kenar 12. Burası da 13'müş. O zaman şuradaki dik yani karenin bir diki ne oldu? Burası da 5 oldu. Şimdi ben şu an kare dik prizmanın tabanının 5, yüksekliğinin de 12 olduğunu biliyorum. Şimdi ben EF'yi bulacağım. İstersen bir prizma hayal et. İstersen diklikleri indir. Şimdi EF'yi bakın bu sefer başka bir yöntemle bulacağım. Buradan bir dikme indirdim. Burası kaç? 12. Buraya dik. Bakın şuradan şöyle indirirsem Bakın buna da dik oluyor. Çünkü yüzeye dik. Yüzeye dik. Yani bu yüzeye dikse şuna da diktir arkadaşlar. Şuna da diktir. Buna da diktir. Böyle fark etmez ki. Yüzeye dikse buna da diktir. Burası 12. Peki şimdi ben buranın uzunluğunu bulacağım. Şimdi şurası kaç? Şöyle. Bakın şu an alttaki kırmızıyı bulacağım. Burası kaç? 5. Buranın tamamı kaç arkadaşlar? 12, 12, 24. 24'ten 5 çıkarsak ne olur? 19 olur. Doğru değil mi? Şurası. Şurası 19 oldu. Şimdi burası dik. O zaman şurayı buluyorum. Bakın burası kök 25 artı 19'un karesi oluyor. 19'un karesi de e, ne olur? 361 olur galiba. 361 oldu. Şöyle. Şimdi ben buradan EF'yi bulacağım. O zaman kök 25. Aslında aynı şey yaptım. Bakın burada yine bir prizma prizma oluşturdum. Bakın. Yine şöyle bir prizma oluşturdum. Yani şöyle bir prizma varmış gibi düşünebilirsiniz burada. Şöyle bir prizma varmış gibi. Bakın bunun burası burada. Şurası şöyle şurada. Bakın burada bir tane prizma varmış. Şöyle gidiyor. Arkadan. Böyle bir prizma varmış gibi düşünebilirsiniz. Yine aynı şekilde. Şimdi bir kenarı 5. 19 ve 12 olan yani en boy ve yükseklik. Şimdi 25 artı 361 12'nin karesi 144. Vallahi 25 artı 361 artı 12'nin karesi 144'ün kök içinde yazılımı olacak. Vallahi sonu neyle bitiyor ona bakıyorum. 5, 5 sonu 0 biten 530 oluyor. Direkt cevabı çat diye yapıştırdım sevgili arkadaşlar burada diyebilirim. Şimdi gelelim buraya. Diyor ki yukarıda tabanı kare olan bir prizmanın açılımı verilmiştir. D, bir e, kare. AB B, 4 kök 10 demiş. Açılımı verilen kare prizmanın özdeş dört tanesi aşağı gibi oluşturmuştur. Yandaki cismin yüzey alanı nedir? Şimdi ben bu cisimlerin öncelikle uzunluklarını bulacağım. Bakın arkadaşlar A, B, 4 kök 10 mu? Şimdi dört kök 10 sa. Sevgili arkadaşlar bakın birbiri üzerine oturan uzunluklar birbirinin aynısı. Şurası A, burası A ise burada A. Çünkü neden? Bakın bu bunun üzerine kapanacak. Yani mantık şu. Yani biri zeminse Ötekinin de zaten yani şuradaki burada zemin ya. Zeminin karesi var burada. E arkadaşlar burada oluşan şu dikdörtgenin de yani şu uzunluğu otomatikman bunun üzerine kapanacağı için eşit olmak durumunda. Yani burası da A. Şöyle şunu sileyim. Yani şurası da A. Şurası da A. Burası da A. Yani bir kenarı 3A. Bir kenarı A. Başlıyorum. A kare artı 3A'nın karesi ne etti arkadaşlar? 9A kare. Yani 10A kare. Yani kökün içine aldığım zaman A kök 10. Eşittir. 4 kök 10. O zaman A'mız buradan ne oldu? 4 oldu. Şimdi arkadaşlar A'mız 4 ise şurası kaç oldu? Burası 4 tane A'dan oluşuyor. Bakın şuranın tamamı. 16 O zaman burası da 16. E hocam nereden biliyorsunuz? Çünkü dcb bir kare demiş arkadaşlar burada gördüğünüz üzere. Burası 16 ise burası da 16. Şimdi ben gelip bunun yüzey alanını bulacağım. Sevgili arkadaşlar keriz gibi tek tek hesaplamayın. Gözünüzü seveyim. Yapmayın bunu. Bakın metmen dinleyen insanlarsınız siz. Bakın. Çok basit. Bunlardan bir tanesini yüzey alanını bulacağım. Kardeşim bir tanesini alanı nasıl bulurum? Bunun tabanı 4 değil mi? Yüksekliği 16 değil mi? Başlarım. Taban ne? 4'ün karesi 16. Bir de altta var. Tavan 16 artı 16. Şuradaki bir tane dikdörtgen alanını bulalım. Bir kenarı 16 bir kenarı 4. Ne oldu? 64. Kaç tane 64 var? 4 tane 64. 4 yüzey var ya 4 64. Çarptım. Bunu buldum. Kaç oluyor burası? 4 çarpı 64. 256 oluyor. Artı 32 de eklersen. 288. Buradaki bir tane kare dik prizmanın yüzey alanı. E kaç tane var? E hocam bundan 4 tane var. Eyvallah. 4 ile çarpalım o zaman bunu. 4 ile çarparsak ne oldu? 1152 oldu mu burası? Bunun yüzey alanları toplam 1152. Şimdi ben bunların hepsini ayrı gibi düşünüyorum şu an. Peki ben bunları birleştirdiğim zaman. Hatırlıyorsanız önceki derste anlattım. Eğer 2 tane yüzey birleşiyorsa... Birleşen yüzeyden iki tane kaybedilir. Bakın birleşen yüzeyden iki tane kaybedilir. Nereler birleşiyor? Bakın dikkat edin. Bir tane şurası şurası birleşiyor. Bakın. Bura ne? Bir tane o küçük kare var ya bir tane buradan birleşiyor. Bir tane buradan birleşiyor. Bir tane buradan birleşiyor. Bir tane de şuradan birleşiyor. E bundan iki tane, bundan iki tane, bundan iki tane, bundan iki tane kaybedildi toplam yüzey alanında. Yani 2, 4, 6, 8. 8 tane kare. E karenin yüzey alanı ne? 16. O zaman 8 çarpı 16 kaybedildi buradan. Yani ne kaybedildi? 128 kaybedildi arkadaşlar. O zaman gelip bundan 128'i çıkardığın zaman geriye ne kalmış oluyor 1152'den? E, 128 çıkarırsak 1024 mü? Aynen. Şu galiba değil mi? Evet. 1024 kalmış oluyor. Geri kalan yüzey olan olarak da bunu hızlıca söyleyebiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar bu zeminden yürüme, yüzeyden yürüme olayları var ya bunu bir konuşalım. Bir sonraki soru tipimiz de bu. Şimdi buradaki soru tipimizde de şunu anlatacağım size. Şimdi bir şekilde küpün A noktasından P noktasına küpün dış yüzeyleri üzerinden gitmek isteyen bir karıncanın alacağı minimum yol. Arkadaşlar burada böyle 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 giderseniz hata yaparsınız. Bakın mantık şu. Buradan gelecek. Şuradan şöyle buraya gidecek. Şöyle yapmakta. Şöyle gelecek. Buradan da böyle gidecek. Şimdi benim mantığım şu. Bakın arkadaşlar burada gördüğünüz şekil şöyle. Bunu ben açma taraftayım. Bakın bu kare şöyle ve şöyle ya. Ben bunu, kalemim düşürdü. Ben bunu açma taraf. Bakın şöyle açıyorum. Yani bakın burada gördüğünüz şey var ya. Bakın şu yan tarafı açıyorum. Yani burada aslında küpün Şöyle iki tane yüzeyi var gibi düşünün. Şöyle. Şimdi bakın birinde P neredeymiş? P tam şuradaymış. Bakın P buradaymış. Yani buradan buraya gitmiş aslında bu karınca. Yani buradan buraya gittiği zaman ben bu uzunluğu arıyorum. En kısa olarak. Yani bu aslında bir hipotenüs. Neyin hipotenüsü? Buradaki dik üçgeni. E bulalım buradaki dik üçgeni. Şurası birdi. E burası da bir. E buranın bir, bir zemini kaçmış? P'li. buranın tamamı üçmüş değil mi? O zaman şurası da üç. Bu kenar ne oldu? 4 oldu. E bu kenar ne? E burası dik dik yüksekliği zaten küpün 3. E o zaman buradaki uzunluk ne oldu? Buradaki uzunluk 5 oldu. Yani açtığım zaman bunu bulabilmiş oldum. Mesela bakın daha başka soru göstereyim. Bakın burada karınca böyle 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 gidiyor. Arkadan böyle dolaşacak. Şimdi ben bunun 3'e üç, katlanmış ya bu. Bakın açıyorum. Açtığım zaman şekli ne oldu? Bakın şöyle 3 tane şöyle Yüzey. Dikdörtgen yüzey. Şimdi diyor ki taban ayrıca 5 olan eşkenar üçgen tabanlı. Şimdi o zaman burada 5. Burada 5. Burada 5. Şimdi nereden nereye gidiyor? A'dan E'ye. A'mız nerede? Burada. E'miz nerede? Şurada. Açıldığı zaman buraya geliyor. Yani A'dan E'ye gidiyor akışı gördüğünüz üzere. Şöyle. Şimdi bunun uzaklığını soruyor. E bunun yüksekliği kaç? Yanal alanı yan alanı 300'müş. E yanal alanı 300 ise arkadaşlar yanal alanı 300 ise bir tanesinin bir, bir dikdörtgen 100 olacak o zaman. O zaman buranın bir yüksekliği 20 olacak. O zaman şurası da 20. E burası kaç? 15. E burası kaç? 20. E ben burada bir tane dik üçgen biliyorum. 15 3'ün 5 katı, 24'ün 5 katı. O zaman burası da 5'in 5 katı. Yani AED 25 olacak sevgili arkadaşlar. Bu şekilde hızlıca çözebilmiş olursunuz buradaki soru tipini. Şimdi devam edelim. Bakın başka kitaplarda da sizde böyle çözmeye çalışın. Yani taktik, mantık vermeye çalışıyorum size. Gelelim buraya 5 tane birim küpten oluşmuş şekildeki gibi A noktasından hareket eden bir tırtıl her bir küpü şekilde gibi 4 yüzünden geçerek her seferinde yeni küpün AB noktası üzerinden köşesine B noktasına e, doğru ilerlemektedir diyor. Buna göre tırtıl A noktasına B noktasına en kısa yoldan nasıl giderdi? Şimdi bakın artık tırtıl bir yüzey, iki yüzey, üç yüzey bir de arkadan bir tane daha dört. Dört yüzeyden geçiyor. Şimdi ben bu dört yüzeyi tık, tık 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 açtım. Bakın dört yüzeyi de açıyorum. Aha açtım 407. yüzeyde. Dört yüzeyde açtım. Bakın. Şu birinci yüzey. Şu ikinci yüzey. Şu üçüncü ve dördüncü yüzey. Şimdi bu vatandaş buradan gelip bu altına gidiyormuş. Yani aslında şuradan şuradan şuraya gidiyor yani. Buraya gidiyor. Şimdi ben bunu bulacağım bir kere öncelikle. Ve her bir küp için bunu yapıyormuş. Şimdi küpün bir tane ne nasıl küp? Birim küp. Burası kaç? Bir. 1, 1, 1, 1. Yani bir kenarı 4, bir kenarı 1 olan dik üçgenin hipotenüsü. 4'ün karesi 16, 1'in karesi 1. Topladığımız zaman burası ne oldu? Kök 17 oldu. Peki burada kaç tane küp geçmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane küp geçmiş. O zaman 6 kök 17 gitmiştir en kısa yoldan diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar vizyon önemli. Yüzey alanını bulurken vizyon önemli. Tuhaf uzunluklara bir cisim köşegeni gibi düşünmek önemli. Düzlemlerin birbirine dik olduğunu hayal etmek önemli. Daha sonraki aşamalarda da ben özellikle son döneme şerde soru çözümlerinde bu katı cisimler sorularına özellikle dikkat edeceğim. ÖSYM vizyonunda bence bu kısım söz konusu diyebilirim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.